Arkadaşlar merhaba, bugün 23 Eylül Çarşamba, ABD Delaware Park Hipodromu'nda Altılı Ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Altılı'nın ilk ayağı 21'de başlayacak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1500 metre çim pistte bir koşu. Koşuda gördüğünüz gibi 13 isim start alıyor. 1 numaralı Vol ve 13 numaralı Alfa Test Ecurie gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada 86 handikap puanına sahip olan 10 numaralı Bold Legger'ı tek olarak önereceğim sizlere. An itibariyle %86 AGF oranına ulaşmış bir isim. Bold Legger tek gibi gözüküyor. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında Roberto Alvarado Junior ile start alacak olan. İlla ben buraya bir at daha yazmak istiyorum derseniz 5 numaralı Wine at the Beach'i önerebilirim. İkinci isim olarak, fakat kafanızı karıştırmayayım, 10 numaralı Bold Legger'ı tek olarak öneriyorum. Koşu performansına baktığınızda nispeten biraz daha üst düzey koşularda tamamında son 6 startının tamamında tabelada yer almış olan bir isim. Son startında 1700 metre çim pistte boyun farkıyla ikinci olmuş bir isim Bold Legger. Yurt dışı bahis oranlarında bu ayağın sıralamasına bakalım. Arkadaşlar tekrar söylüyorum, buradaki sıralama normal koşu sıralaması. Benim önerdiğim 10 numaralı isim Bold Legger'ın yabancı bülten sıralamasındaki puanı 2,5, Ganyan'la ilk sırada yer alıyor. Daha sonra önerdiğim 5 numaralı Bainet tipi işte 5 lira Ganyan, AGF ile Ganyan'la sıralamadaki yerini almış. Diğer isimlere de bakabilirsiniz buradan. Little Mezzi var 4,5 diye gidiyor. Sıralamayı görmeniz anlamında aşağıya doğru kaydırayım. Geldik Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 2 yaşlı dişilere mahsus maiden bir koşu. 1200 metre kum pistte bir maiden satış koşusu. Koştu gördüğünüz gibi 1 ve 11 ekür olmak üzere toplam 11 isim start alıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çoğu isim ilk kez start alacak. Diğer start almış olan isimlerde de fazla öne çıkan bir isim yok. Buraya mümkün mertebe fazla isim yazmanız gerekir diye düşünüyorum. İlk yine de bir sıralama yapmak gerekirse Jamie Rodriguez'de start alacak olan Monsters Image var. İlk sırada. Daha sonra 6 numaralı Little Miss Hader Alexander Crispin'le start alacak olan bir isim. 5 numaralı Flirtat Useless var. 8 numaralı Song of Honor Jamie Medina ile start alacak olan ve 10 numaralı Keep Your Skates On Raul Mena ile start alacak olan isimler. Eğer bütçeniz müsaitse 2 numaralı Air Force Pink ve 3 numaralı Spirit Lady'yi de yazabilirsiniz. Eğer bütçeniz müsaitse. Bu ayağın yurt dışı sıralamasına bakalım. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağının yurt dışı bahis oranlarındaki sıralaması şu şekilde. Önerdiğim isimlerden başlayayım. 4 numaralı Monsters Image 5 lira. 6 numaralı Little Miss Hodor 6,5. 5 numara Flirtatious Lady 5,5. 8 numaralı Songs of Honor 9. 10 numaralı Keep Your Stakes On 7. 2 numaralı, eğer bütçeniz müsaitse, önerdiğim Air Force Pink 10 ve Spirit Lady 6,5. Tamamını şöyle yavaşça geçireyim. Belki diğer isimleri de görmek isteyen arkadaşlar olur diye. Geldik günün Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağına. O da 2 yaşlı lara mahsus 1000 metre kum pistte bir maiden koşu. Koşuda 1 numaralı Shacklow ve Golden Gulay, 10 numaralı Golden Gulay ekürü olmak üzere toplam 10 isim start alıyor. Burada arkadaşlar İlk olarak önereceğim isim 7 numaralı Royal Number Jamie Rodriguez'de start alacak olan. Jamie Rodriguez'de start alacak olan 7 numaralı Royal Number. Daha sonra Shake Love'la ekürü olan 10 numaralı Golden Gulay var. İlk startında ikinci olmuş. 1200 metre kum pistte Laurel Park Hipodromu'nda boyun farkıyla ikinci olan bir isim. Daha sonra 4 numaralı My Candy Biz var. Karol Sedano ile start alacak olan bir isim. Ve bir sonra önereceğim isim 5 numaralı High Limit Room Jose Betancourt ile start alacak olan ve son olarak da 9 numaralı Battle of the Nile var. Angel Suarez ile start alacak olan.
Bu ayağın yurt dışı bahis oranlarına bakalım. Önerdiğim isimler bu ayakta 7 numaralı Royal Number vardı 4,5 lira. Ekürisi 1 numaralı Shark Lola start alacak olan 10 numaralı Golden Galay 3,5. Daha sonra 4 numaralı My Candy Biz vardı 9. 5 numaralı High Limit Room vardı 7. Ve 9 numaralı Battle of Nile vardı 11 lira. İle yurt dışı bahis sıralaması gördüğünüz şekilde yer alıyor. Burada arkadaşlar şimdi ekürlerden 10 numaralı Golden Gulay'ın ikinci olduğu koşuyu izleyelim. 10 numaralı Golden Gulay 10 Eylül'de Laurel Park Hipodromu'nda 1200 metre kum pistte start alıyor. 4 numaralı mavi formalı jokeyle start alan Safkan şu an 3. dördüncülükte giden isim. Golden Gulay kariyerindeki ilk startı maiden koşu. 1200 metre kum pistte Golden Gulay bu koşuda iyi bir mücadele sergilemesine rağmen son atakları pek etkili olamıyor ve koşuda maalesef ikinci oluyor. Boyun farkıyla birazdan izleyeceğiniz gibi koşuyu kazanan Safkan'ın derecesi 1200 metre kum pistte 1.12.07. Golden Gulay iç kulvarda güzel bir yer tutmasına rağmen mücadeleci de bir performans sergilemesine rağmen ilk koşusunda kariyerindeki ilk startında boyun farkıyla ikinci olacak izlediğiniz gibi. Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı da arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1000 metrede bir 1000 metre çim pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 11 isim start alıyor. Arkadaşlar ilk olarak önereceğim isim 9 numaralı Hollywood Talent. An itibariyle de %30 AGF oranına ulaşmış durumda. Abner Adorno ile start alacak olan bir isim. Hollywood Talent son koşusu bir Black Type koşu. Orada 6. olmuş. Fakat ondan önceki iki koşusunda da nispeten üst grup koşularda 1000 metre her ikisi de çim pistte ve ikisinde de ikinci olan bir isim. 9 numaralı Hollywood Talent. Daha sonra Jimmy Rodriguez ile start alacak olan Apache Brave var. Son startında 8000 dolarlık bir satış koşusunu boyun farkıyla kazanmış bir isim. 11 numaralı Philosophy, Roberto Alvarado Jr. ile start alacak olan bir isim. Kuponlarınızda yer vermenizde fayda var. Bu sene iki tane birinciliği var. 1000 metre çim pistte Şubat ve Nisan aylarında Gulfstream Park ve Tampa Bay hipodromlarında. Eğer bütçeniz müsaitse burada 7 numaralı Charlie Mobbs'u da önerebilirim. Raul Mena ile start alacak olan bir isim. Kuponlarınıza yazabilirsiniz diye düşündüğüm bir isim. Bu ayağın yurt dışı bahis oranlarına bakalım. Bu ayağın 4. ayağın yurt dışı bahis oranları önerdiğimiz isimler 4 numaralı Hollywood Talent 4,5 9 numaralı Hollywood Talent 4,5 8 numaralı Apache Brave 5 11 numaralı Philosophy 4 ve 7 numaralı Charlie Mobbs 5,5. Diğer oranları da şu şekilde görebilirsiniz diye yavaş yavaş geçiyorum. Geldik Altılı Ganya'nın 5. ayağına. 7 isim start alıyor. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir koşu, şartlı satış koşusu. Arkadaşlar burada ilk tuttuğum isim benim 3 numaralı Extremely Exclusive. Koşu performansından gidelim. 3 numaralı Extremely Exclusive Carol Sedano ile start alacak olan bir isim. Son startında 1200 metre kum pistteki maiden koşuyor. 1.12 32 derecesiyle kazanmış normal zeminde 5 boy farkla Carol Sedano ile start alacak olan Extremely Exclusive 5. ayakta ilk önereceğim isim. Birazdan bu koşusunu seyredeceğiz. Daha sonra 1 numaralı Tonka Flower var. Jamie Rodriguez'le start alacak olan bir isim. Son olarak da burada
6 numaralı Folds of Honor var. Kariyerindeki ilk startındaki Maiden koşuyu baş farkıyla kazanmış bir isim. Falls of Honor. 5. ayakta yer verdiğim son isim. 3 numaralı Extreme Exclusive'in 5 boy farkla kazandığı Maiden koşuya geçmeden önce yurt dışı bahis oranlarına bakalım. Evet, ilk önerdiğim isim Extreme Exclusive'di. 4,5 lira Ganyan. 1 numaralı Tonka Flower 2,2 ve 6 numaralı Falls of Honor 7. Diğer isimleri de görüyorsunuz ekranda olduğu gibi. Şimdi Extreme Exclusive'in 5 boy farkla kazandığı 1200 metre kum pistte Laurel Park'ta 4 Eylül'de o koşuyu izleyelim. Extreme Exclusive 4 numaralı siyah formalı jokeyle start alan Safkan. Extremely 1200 metre kum pistte Laurel Park'ta 4 Eylül'de Maiden koşuda start alıyor. Carol Sedona ile koşacak bugünkü koşuda. Extremely Exclusive koşuyu 5 boy farkla kazanıyor. 1.12.32 derecesiyle 1200 metre kum pistte Laurel Park hipodromunda. Dışarıdan gelen siyah formalı jokeyle start alan Safkan. Son düzlükten sonra arayı iyice açacak ve 4 Eylül'deki bu maiden koşuyu 5 boy farkla kazanacak. İzlediğiniz gibi 1.12.32 derecesiyle normal zeminde. Geldik altılı ganyanın son ayağına. Altılı ganyanın son ayağı da arkadaşlar bir maiden koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir maiden satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 1 numaralı Gun Angels ve 11 numaralı Wild One ekibi olmak üzere toplam 11 isim start alıyor. Burada ilk önereceğim isim 9 numaralı Field Officer. 9 numaralı Field Officer son startında 1100 metre kum pistte de bu hipodromda 2 Eylül'de ikinci olmuş bir isim. Daha sonra 6 numaralı You Are Out of Control var. Skyler Snapper ile start alacak olan bir isim. Bir sonraki önereceğim isim Wicked Strong Alex. Alexander Crispin ile start alacak olan bir isim. Daha sonra burada 8 numaralı Blackshear var. Caber Quay ile start alacak olan bir isim. Son 3 startında tabelada yer bulmuş bir isim. Üst düzey koşular nispeten. Son olarak da 2 numaralı Small Invasion. David Chavez ile start alacak olan bir isim kuponlarınızda yer vermeniz gerekir diye düşünüyorum. Altılı Ganyan'ın son ayağında. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına bakacak olursak önerdiğim ilk isim olan 9 numara Field Officer 5,5, 6 numaralı You Are Out of Control 5,5, 5 numaralı Wick Strong Alex 6, 8 numaralı Blackshear 3,5 ve 2 numaralı Small Invasion 4 lira ile sıralamadaki yerini almış. Sıralamayı yavaş aşağı doğru indireyim. Bakmak isteyen arkadaşlar olur diye. Geldik altılı ganyan şablonuna. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi bu sadece benim tahminlerim. Biraz büyüttüm. Sadece benim tahminlerim. Az önce de söylediğim gibi bütçenizi aşan kuponlar yapmayın. Kendi çalışmalarınız ve diğer arkadaşların yorumlarıyla kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. İlk ayakta 10 numaralı Bootlegger'ı tek önermiştim. Geniş bütçeli kuponlara 5 numaralı Binette Beach'i de ilave edebilirsiniz diye düşünüyorum. İkinci ayak 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. Mümkün mertebe çok isim yazım burada. 4, 5, 6, 8, 10 önereceğim isimler. Üçüncü ayakta gene bir 2 yaşlı İngilizlere mahsus maiden bir koşu. Koşuda sadece ekürisi 1 numaralı Shacklaw'la start alacak olan 10 numaralı Golden Gulay start almış burada önerdiğim isimlerden. Diğerlerinin ilk kariyerlerindeki ilk startı olacak. Önerdiğim isimler 7, 15, 4 ve 9 numaralar.
Dördüncü ayakta da 9 numaralı Hollywood Talent öne çıkıyor. Daha sonra 8 numaralı Apache Brave, 11 numaralı Philosophy. Eğer bütçeniz müsaitse 7 numaralı Charlie Mops. 5. koşu, 5. ayak daha doğrusu 3 numaralı Extremely Exclusive. İlk tuttuğum isim. Daha sonra Tonka Flower ikinci sıralamada. Üçüncü de Folds of Honor. Son ayakta da arkadaşlar bir maiden koşu. 9 numaralı Field Officer öncelikli olmak üzere. 6 numaralı You Are Out of Control. 5 numaralı Big Strong Alex. 8 numaralı Blackshear ve eğer bütçeniz müsaitse 2 numaralı Small Invasion'ı da ekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Altılı Ganyan şablonu bu şekilde. Hepinize mutlu bir çarşamba günü diliyorum. Bol şanslar.